Herkese merhaba. Tamam, hoş geldiniz. Bugün Kabus Kırışı Gerçekler Kısa Korku filmini izleyeceğiz. Evet, korku filmi de korku filmi, korku filmi de korku filmi diye tutturdunuz. Alın efendim korku filmi. Buyurun. Ya bu arada ben bunu hep derim. Ben korku filmlerinde falan hep gülerim böyle. Full gülerim. Yani hiçbir zaman o moda giremiyorum. Neden bilmiyorum. Bakalım bu sefer girecek miyim? Bu arada sonunda İstanbul'da kar yağmaya başladı. Sonunda. Konuyla alakasız ama mutlu oldum da kar yağınca. Vallahi billahi ya. Yani videoyu çektiğim günde kar yağıyor. Böyle hafif hafif tatlı tatlı yağıyor. Bayağı da rüzgar var bu arada. Kendimi hava durumu sunucusu gibi hissettim ya. Bu tür videonun daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz efendim. Yeni videomdan anında haberdar olmak için de bildirim çanına tıklayabilirsiniz. İsteyenler beni Instagram'dan da takip edebilir ve izlediğimiz kanalda açıklama kısmından bakabilirsiniz. Piu 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 piu. Hadi başlayalım. Nasıl bir giriş oldu ya? Evet, güzel bir evle videoya başladık. Her şey tamam. Bebeğe bak lan. Çok şirinsin. Eminim kreşe bayılacaksın. Bir sürü arkadaş edineceksin. Pekala, hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Tamam, bir bakalım. Çantamda olanlar... Oyuncağın! Bayağı da endişelendi la, alt taraf oyuncak. Aldım. Çok eğleneceksin Cyril. Sanki anaokuluna gidiyor, abartma. Seninle konuşmuyordum. Ama ben seninle konuşuyorum. Tamam, seni takmıyorum. Kesin, bugün yapmayın bari ya. Sıkılmış artık anneleri. Oo, araba da güzelmiş ha. Cyril'ı kreşe götürüyorum. Belki de kendim... Lütfen. Tamam. Numarasını almayı unutma ha. Bunu ona ver. Üzerinde numaram ve bilgilerim var. Anne, o bir çocuk bakıcısı. Psikopat değil. Sadece dediğimi yap. Heh, geldiler. İşte geldik. Ah, sen onun kardeşi misin? Evet, benim adım Ayrglo ya da Ayrge, ne zor isim. Ben de Bayan Karen. Kardeşim benimle güvende. İşte annemin numarası. Ah, tabii ki. Şimdi sınıfa gitsen iyi olur. Doğru ya, sınıf. Hoşça kal Cyril. Koşmak yok lütfen. Ayrge. Aha, ağlamaya başladı. Gitti ya tabii, yalnız kaldı. Hayır, şşş. Ağlama. Ama Ergi'ye gitti. Daha sonra geri gelir. Ama onu şimdi istiyorum. Hayır, ağlama, bu tehlikeli. Tehlikeli derken? Burası kreş değil. Burası hapishane. Bu kadından hiç haz etmedim. O annemin notuydu. Bayan Karen bir canavar. Bu ağlıyor muydu? Öyle mi? Biz burada ağlamayız. Bu sadece işleri daha da kötüleştirir. Ve seni cezalandırmak istemiyorum. Gacha Life karakterlerine burun hiç yakışmıyor. Ben bayağıdır buradayım. Ve dediklerin de ciddidir. Annen seni anlamıyor mu? Hayır, 2 yaşındayım. Ben de 1. Ve adım da Cyril. Ben de Ilyas. Ah hayatım, koşmak yok demiştim. Beni dinlemedin. Koşma demek yerinde dur demektir. Heh. Allah. Buyurun Bayan Allison. Bayağı meşgulüm. Belli zaten. Çığlık sesleri duydum. Bayan Allison, burası bir kreş. Bahane de hazır. Siz hiç sessiz bir kreş gördünüz mü? Benim demek istediğim bu değil. 2 bebek kabadayılık yapıyordu. Heh, salla. Ben de uyku saatlerinin geldiğini söyledim. İğneleyerek. Ama sen burada beni suçlamaya çalışıyorsun. Suçlusun çünkü. Ben uzun süredir burada çalışıyorum. İşimi istediğini biliyorum ama... Beni suçlaman sana onu kazandırmaz tatlım. Umarım aynı düşünüyoruzdur. Yılan bu ya, sinsi çok. İyi günler dilerim. Tam bir yılan bu. Bayağı karım mıdır nedir, ne zıkkımsa, ne zıkkımın köküyse yani. Hikaye vakti. Anlatacağı hikayeden de hayır gelmez bunun. Ah Cyril, şu anda oyuncaklara izin yok. Blake, yüzüne bak. Aman tanrım, bu ne böyle? Şimdi kollarında. Sen onun üstünü değiştir, ben de ona dondurma alayım. Hadi hemen. Gel buraya küçük adam. Of ya, yazık cidden ya. Bebek ya. Bak gülüyor bir de ya. Vallahi şizofren ya.
Kirazlı mı, üzümlü mü? Bu. Şu haline bak bebeğin. Ağlar tabii. Göze bak, mosmor. Tavşan! Bak kesin başı ağrıyor. Göz oldukça şişmiş. Oyuncağı var mı? Hiç bilmiyorum. Heh. Ya yalancı kadın ya. Kitap ne kadar büyüktü? Büyük ciltli bir hikaye kitabıydı. Ve ona kim vurdu? Heh. Söyle hadi. Emin değilim. Bayan Alice'ın dersimi böldü. Ulan seni yalancı şırfıntı. Ailesini arayalım. Onların numaraları ne? Hiç almadım ki. Ya ayaküstü bin bir türlü yalan uyduruyor ya. Yalan makinesi ya. Anne babası yerine kardeşiyle geldi. O da 14-15 yaşında gibi görünüyordu. Ben bir kayıtlara bakayım. Şşş. Annesi ya da babası onu alana kadar sınıfa geri götüreceğim. Götürme sen, götürme, alma ya. Vermeyin, vermeyin. Bak valla. Sende mendil bile yoktu. Kan kaybetmesine izin vermek yerine koşup bir mendil almalıydın. Kasıtlı. Yani kasıtlı. Çocukların tüm bunları görmesini istemedim. Bu işi çözene kadar burada olacak. Bu bir problem değil. Değil mi? Tabii ki değil. Kesin öyledir. Keşke Bayan Alice'ın dikkatimi dağıtmasaydı. Zavallı şey. Bu önlenebilirdi aslında. Evet, yapmasaydın önlenmiş olurdu. Sen kendin yaptın. Oo, ağlama. Bak beni de üzüyorsun ama. İçinden var ya zevkten dört köşe olmuştur. Gözü için bir buz torbası getirmelisiniz. Lan bir de tavsiye veriyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Buz torbası getiriyorum. Sen de tut onu. Onunla biz ilgileneceğiz Bayan Karın. Siz işinize bakın. Bence de git sen işine bak. Yanında da mendil bulunsun bundan sonra. Aynen. Teşekkürler Bayan Palmer. Eminim mendil de vardı da bu almadı bilerek. Hoşça kal tatlım. Umarım iyi hissedersin. Yarın görüşürüz. Görüşmeyin ya siz, görüşmeyin. Tavşan! Bak gülerek gidiyor. Mutlu gayet. Tavşan, tavşan, tavşan! Tabii aldı tavşanını çocuğun. Mendil de çöpe attı. Canavar bu kadın, canavar. Ofis bizi aradı mı? Şşş, git sırt çantanı al. Bu C. C. Harikasın. Hadi tekrar yapalım. B. Tavşan. Tavşan diye söylenip duruyor. Gözün de ağrıyor. Baban yolla tatlı turta. Çok tatlısın. Sen çok güzel bir bebeksin. Ve de çok cesur. Aynen öyle. Herkes buna dayanamaz yani. Cyril baba. Onun gözü. Yürüsene. Ne oldu böyle? Görünüşe göre birisi yüzüne bir kitapla vurmuş. Benim küçük yavrum. Zavallı Cyril. Bunu bir bebek mi yaptı? Bu kasıtlı bir şeye benziyor. Hah, aklın yolu bir bak. Sizler kardeşi ve kız kardeşi olmalısınız. Güvenin bana, ben bu işi iyice araştıracağım. Bekle, bir defterim var, her şeyi yazacağım. Yanlışlıkla olmuştur. Eminim kasıtlı bir şey değildir. Ne saf bir babası var bunun ya. Gözü bile şişmiş. Sen de gelip ne diyorsun? Sürekli tavşan diye bir şey sayıkladı. Aynen. Bunu söylerken ne demek istiyor? Oyuncak tavşanını istediğinde tavşan diyor. Tavşanını getirdin mi? Getirdi, getirdi. Arabada olduğunu hatırlıyorum. Ama onu bıraktığında elinde miydi? Ben verdim, verdin. Ben hatırlıyorum, verdin. O kadın attı. Yani başka bir yere koydu. Ne yaptıysa artık yani. Of ya. Kıyamam lan sana. Ben hatırlamıyorum. Verdim diye zannettim. Elinde sanmıştım. Çünkü verdin gerçekten de. La kendini suçlama be. Verdin sen be. Senlik bir şey yok. Allah Allah. Arglimene ismini. Sakin ol. Sadece iyi düşün. Sorun yok. Öğretmenine sorarız ya. Ona hiçbir şey sormayın ya. Birkaç burun kanaması geçirdi. Bir daha olabilir. Üzerini değiştirdik. Giysileri de şuradaki çantada. Teşekkür ederim. Hoşça kal tatlım. İyi olursun umarım. Bak kadını sevdi. Çünkü iyi kadın yani. Hemşire. Şşş. Onu hiç bu kadar kızgın görmemiştim. Üzgün görünüyor. O kızgın değil. O sadece tavşanını istiyor. O hep mutluydu.
Ya yine geldi ya, yine geldi ya. Sakin ol evlat. Bak çıldırdı çocuk yine. Her şey yolunda tatlım. Yoksa beni hatırlamıyor mu? Hatırladığı için zaten çıldırdı. Yine ayak yapıyor. Böldüğüm için özür dilerim. Sadece çocukları uyku zamanı için yatırdım. Onun uyku saati mi? O hep böyle midir? Bak hala rol yapıyor ya. Asla. Neredeyse hiç ağlamıyordu bile. Yani biri ona bir şey yapmadığı sürece. Bu doğru değil. Odadan çıktığınızda ağladı. O sadece tavşanını istiyor. Oyuncak falan getirmedi mi? Getirmişti. Sen atana kadar. Sayra? Tavşan? Tavşan. Ha orada. Tavşan. Tavşan. Tamam da anladık tavşan. Tavşanı da buraya getirdiğini sanmıyorum. Bak yine yalan söyledi. Yeter yalan söyleme artık çıldıracağım. Ah yavrum. Aldım. Umarım benden korkmuyordur. Korktuğunu sen de biliyorsun. Lütfen benden korkma tatlım. Lütfen. Oo haydi ama. Yardım ettiğinizi sanmıyorum. Şimdi anladın mı? Biliyorum. Pek de çekici görünmüyor olabilirim. Lan ne alakası var ya? Konuyu nereye çekiyor? Hayır demek istediğim... Tavşan. Tavşan. Getirdiğimi biliyordum. Bak Say. Bak bu tavşanın. Bu tavşanın. Hah kavuştunuz sonunda. Tavşan. Tavşan. Bak. Bak bak surata bak ya. Ne olacak çocuk tavşan alsa? Hadi ona teşekkür et. Teşekkür. Ah İlyas. Ah hayatım başkalarının eşyalarını almamalıyız tatlım. Ben çok üzgünüm. Hiçbir fikrim yoktu. Nefes alır nefes verir. Sorun yok hepimiz iyiyiz. Değil mi bebeğim? Hiç de iyi gibi gözükmüyor yani. Baksana şu haline. McDonald's'ta duracağız ve oyuncakçıya gideceğiz. Oyuncakla çözülecek iş değil bu. Alın şu kadının elinden. Merak etme bir daha hırsızlık yapmayacak. Söz veriyorum. Evet uyku zamanı tatlım. Yine de ayakta kalabilirsin sanırım. Baba! Ya of ya yazık çocuğa ya. Tavşanını bulduğuna sevindim Sahil. Yakında tekrar görüşmek üzere. Bak o göz kırpışının altında neler yatıyor kim bilir he. Ya alın şu kadının elinden belli değil mi ya? Babaları da çok saf ha. Teşekkürler Bayan Karen. Ve tabii ki sana da küçük adam. Ya ne teşekkür ediyorsun ya. Hadi arkadaşına ve Bayan Karen'a güle güle de. Of baksana korkmuş çocuk iyice. Hoşçakal tatlım. Lan çocuğa kim bilir neler yapacak lan. Allah. Allah. Baba. Arkadaşını tekrar göreceksin. Sen hiç böyle davranmazdın. Ayarını o kadın bozdu zaten. Her şey tamamdır. Hadi gidelim. Of ya. Ya o çocuğa çok üzüldüm. Kim bilir ne yapacak. Ah demek yaptığın buydu. Düşündüğümden daha akıllısın. Ama bunun bir daha tekrarlanmaması için şimdi cezalandırılman gerekiyor. Of ya o çocuk ya. Bu kadının elinde kaldı ya. Kadın kim bilir neler neler yapacak yani. Of umarım kurtulur. Umarım. Evet bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz familyam.